Selamun Aleyküm Palestra Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse klima gazı ile alakalı bazı bilgileri elimden geldiği kadar vermeye çalışacağım. Klima gazı ile alakalı vereceğimiz bilgi, klima gazı neden kaçıyor? Neden 3 ayda 5 ayda bir zırt pırt klima gazını doldurmak zorunda kalıyoruz? Neden sorularını elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Aynı zamanda şunu özellikle belirtmek istiyorum ki eğer klima gazınız kaçıyorsa bunun en temel sebebi arabanın bağlantı noktalarında, arabanın kompresöründe, arabanın o klima gazıyla alakalı hortum noktalarında, rekorlarında, sıkıştırma yerlerinde bir sıkıntı olduğunun habercisi diyebiliriz. Bunu en iyi anlayabilmek için mutlaka klima sistemleriyle ilgilenen bir ustaya mutlaka götürmemiz lazımdır. Peki biz bugün ne yapacağız? Yüzeysel olarak evimizde ne yapabilir sorusunu cevaplayacağız ki sizler de ufaktan da olsa bir bilgi sahibi olup aslında arabada ne denli bir problem olduğunu anlayabiliriz. Eğer ki işin içinden hiç çıkamayacaksak mutlaka teknik bir yetkiliyle, teknik bir arkadaşla konuşarak bu sorunu çözüme kavuşturmamız en iyi sonuç olacaktır. Bu konuyla alakalı anlatabileceğimiz çok fazla teknik ayrıntı, bilgi vesaireler var. Onların hiçbiriyle sizin kafanızı yormayacağım, bunaltmayacağım. Kısa bir şekilde klima gazı neden kaçar, nasıl kaçar, nerelerden kaçar bu soruyu cevaplayacağımız bir video olacaktır. Şimdi hepinize iyi seyirler dileyerek görüşmek üzere. Dostlarım, şimdi öncelikle parçalarımızı tanıyalım. Sonrasında hangi bağlantılardan kaçırma ihtimali daha yüksek onu cevaplamaya doğru geçelim. Arabamızın klima gazı bitiyorsa yazın başında dolduruyoruz, kış boyunca kullanmıyoruz. Fakat tekrar yaza geldiğimiz zaman arabanın klima gazı bitmiş oluyor. Bunun temel sebepleri çok farklıdır. Bunu girişte anlattım. Lakin göstereceğimiz yerler video konusu açısından önemlidir. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz dolum bölümü var. Buna dolum valfi, dolum memesi vesaire deniliyor. Birincisi bu. Burada bir kaçak varsa, burada bir arıza varsa, özellikle bu memelerde arıza varsa veyahut şöyle kapağı yoksa, çok kısa zamanda arabanıza doldurmuş olduğunuz klima gazı bitecektir. Aynı şekilde arka tarafa geldiğimiz zaman da bir valf daha var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da bahsettiğim konulardan bir tanesi. Eğer burada bir arıza varsa, delik varsa, patlak varsa, bunun kapağı yoksa, bazı durumlarda şöyle bir şey oluyor. Kapağı olsa bile valf yani meme havayı tutmuyor. İçerideki basıncı tutamıyor. Kaçırıyor. Bu da klima gazınızın çok kısa zamanda bitmesine sebebiyet veren olaylardan bir tanesidir diyebiliriz. Bunlar başlıca herkesin bildiği ya da anlayabileceği problemler. Diğer konular ise peteğin arızalı olması. Bakınız. Bu bizim klima peteğimizdir. Veyahut klima radyatörü de denilebilir. Hemen bunun arkasında ise radyatör. Su soğutma radyatörüdür. Hemen açımızı düzeltelim. Bu görmüş olduğunuz su radyatörümüzdür. Zaten motora bağlantısından anlayabilirsiniz. Kocaman bir hortum var. Su hortumu. Lakin klima peteğine geldiğimiz zaman daha kılcal, daha küçük hortumlar vardır. Bunlardan bir tanesi şu. Normalde tamponu sökerek daha ayrıntılı gösterebiliriz. Onu bir sonraki videoda planlıyorum. Aynı şekilde sağ tarafa geldiğimiz zaman da baktığımız zaman bir bağlantı göremiyoruz. Sadece klimanın papuç bağlantısı ya da ayak bağlantısı dediğimiz yerler var. Başka bağlantı yok. Peki devir daimi nasıl yapıyor? Üstten gelen ve alttan gelen bağlantı hortumlarıyla. Aynı zamanda klima basınç müşür var. O da arızalı olursa klima gazınız çok erken bitebilir. Dahası dönelim tekrar boru hattına gelecek olursak. Farkında olunmuyor ama şu görmüş olduğunuz ince hortumların şu rekor kısımları, köşe kısımları bazı durumlarda deforme olunabiliyor. Veyahut sürekli devirdem yaptığından dolayı kılcal bir delik meydana gelinebiliyor. Gözle görülmüyor.
Ne zaman ki cihaz bağlanıyor, cihaz bağlandığı zaman basınç düşüklüğü oluyor. Basınç düşüklüğü olduğu zaman bir kaçak olduğu da tespit edilebiliyor. Hemen arkaya gelelim. Görmüş olduğunuz gene bir sıkma bağlantıları var. Bunlar klimamıza aittir. Yanlış olmasın. Evet, klimamıza aittir. Saatin üstünde bilgiler de yazmaktadır. Neyin nerede olduğu ve dahası hangi bağlantılara sahip olduğu. Ve arkaya geldiğimiz zaman bir başka bağlantıyı daha görebiliriz. Bunlarda bir arıza olduğu zaman delik, çatlak veya rekor uyuşmazlığı veyahut kaynama uyuşmazlığı veyahut oynama olduğunda kısa zamanda klima gazımızın bittiğini söyleyebiliriz. Örnek gösterecek olursak mesela şurası hiç uygun gözükmüyor. Buradan kaçırılabilir mi? Benim en son gitmiş olduğum klimacı arkadaş buradan klima gazı kaçırabilir. Bunu kontrol etmek lazım demişti. Fakat benim sistemde arıza olduğu için oralara bakmadık. Yazın Allah nasip ederse klima sistemini düzenleyeceğiz. O zaman ancak orada arıza olup olmadığını görebiliriz. Dahası şu görmüş olduğunuz ve özellikle üstüne basa basa tekrar ettiğim şu rekor, yani bu alüminyum olan rekor, kazalarda çok fazla deforme oluyor. Çok kısa zamanda arıza sebebiyeti meydana gelebiliyor. Neden? Çünkü bu görmüş olduğunuz direkt çamurluğun iç kısmına doğru kıvrılarak geliyor. Buralarda katlanıyor. Bir kaza olduğu zaman bu da ister istemez darbe alıyor. Darbe almasıyla yamulup çatlayabiliyor. Veya hafif bir iğne ucu kadar delik olsa dahi bu klima gazını çok kısa zamanda bitiriyor. Haliyle 3 ay 5 ay içerisinde klima gazınız bitiyor. Normalde kolay kolay biten bir şey değil. 2 yılda 3 yılda bir klima gazı doldurulurken eski arabalarda veyahut kazalı arabalarda veyahut geçmişi belli olmayan arabalarda 3 ayda 5 ayda bir klima gazı basılmaktadır. Bunun sebebi de özellikle göstermiş olduğum çamurluğun içerisinde olan bu klima hortumu diyebiliriz. Ve dahası hemen aşağıya doğru bakıyoruz. Şu an odaklamaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz klima kompresörü. Evet, bu klima kompresöründe de arıza varsa, kaçak göçek varsa, yönlendirme hatası varsa, yönlendirme hatası ne oluyordu? Devir daimi yapamaması veyahut düzgün bir şekilde kasnağını çalıştıramaması veyahut buna benzer sonuçları söyleyebiliriz. Böyle durumlarda da aynı şekilde klima gazınız çok erken bitebilir. Bakınız, klima gazınız çok erken bitebilir. Ne yapmamız lazım? En güzel klimacıya gidip yapabileceğim sonuç, klimacıya gidip bunu kontrol ettirmektir. Klimacı derse ki, kardeşim senin kompresör bozuk. Kompresör değiştiği esnada, eğer kompresör yeni zamanda bozulduysa sadece kompresör. Ama uzak zamanda, yani bayağı sonra, diyelim ki 5 yıl 10 yıl sonra klima kompresörü değişecekse petekle beraber değişmesi lazım. Çünkü petek filtre görevi görmektedir. Filtrenin içerisindeki, yani bu peteğin içerisindeki tıkanıklar veya yağlar veya ne bileyim aklınıza gelebilecek herhangi bir olumsuzluk tekrar devir daim ettiği zaman sizin klima kompresörünüzün içerisinde dolaşacak ve ister istemez klima kompresörünüz yeni dahi olsa bozmasına ve klima gazınızı gene eskisi gibi çok hızlı bir şekilde kaçırmaya sebebiyet verecektir. Bu söylediklerim çok önemlidir. Asla ihmale gelmez. Eğer ihmale gelirse benim gibi yazın 35-40 derecelerde dahi arabanızı klima açtıramazsınız. Tabii benimki kendiliğinden bozulan bir şey. Orası ayrı bir olay. Arkaya baktığımız zaman burada içeriye giden bir sistem var. Bu içerideki sistemi detaylı bir şekilde görebilmemiz için şeyi sökmemiz lazım. Siz söyleyin. Torpido ve torpidonun altındaki ana göğsü. Bu göğüs, ana göğüs dediğimiz göğüs söktüğümüz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Ama ben oralara girmeyeceğim. Zaten bu anlattıklarım evde yapılabilecek veya anlaşılabilecek bir olay olmadığı için bizi kaputun altı ilgilendiriyor. Kaputtan sonrası ilgilendirmiyor. Kaputtan sonrasında bir hata var mı? Veya bir hata varsa nasıl çözebiliriz? Onu da gene klimacı arkadaşlar çözebilir. Neden diyecek olursanız, bir arkadaşımız çok uzun zaman önce bir kaza yapıyor. Ama kazayı nasıl yapıyor biliyor musunuz? Ön tarafına
Mikserden beton mu düşüyor? Böyle blok gibi bir şey düşüyor. Burada hiçbir hata yok. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama buradaki kısım öne doğru çöküyor. Böyle aynı direğin, dikili taşın aşağı inmesi gibi çöküyor. Arabanın onarımı vesaire yapılıyor. Fakat klima sisteminde atlanılıyor. İhmalkarlık yapılıyor. Eski parçalar tamir edilip de takılıyor. Sonrasında arkadaşımız aracını yazın kullanmaya başlıyor. Klimayı dolduruyor. Fakat içerisinde iğrenç, bayıltıcı bir koku geliyor. Yumurta kokusu gibi, doğalgaz kokusu gibi bir kokusu var. Sonrasında klimacı arkadaşa gidiyor. Burada bir arıza oldu. Tespit ediliyor, sökülüyor. Yeni parçalar ile değiştirildiğinde arıza giderilmiş oluyor. Bizim anlatacağımız nokta burasıdır. Velhasıl şunu soranlar olabilir. Eğer klima gazı kaçırıyorsa dışarıdan bunu anlayabilir miyiz? Dışarıdan anlayabilme ihtimalimiz yoktur. Bazı durumlarda şöyle bir olay oluyor. Bunu bir tane Audi B5.5 mıydı, B6 kasa mıydı, hangisiydi tam hatırlamıyorum. Araba kaza yapıyor. Kaza yaptığı anda arabayı durduruyor. Arabada pıs diye bir ses geliyor. Aynı buna benzeyen bir rokor hortumu çatlamış. Yani şurası çatlamış. Oradan aynı LPG'yi çıkarttığınız zaman, yani LPG'nin bir hortumu, bir bağlantısını çıkarttığınız zaman tıs der gibi bir soğukluk, bir kimyasal madde ortaya çıkıyor. Bunu da solumak çok tehlikelidir. Ciğeri soldurur, yani ciğer yetmezliğine, karaciğer eksikliğine çok daha aklınıza gelmeyecek hastalıklar sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı asla bunun havasını solumuyorsunuz. Eğer araba arıza veya kaza yaptığı zaman klimadan çıkan bir gaz varsa mümkün mertebe orayı terk etmek en doğru sonuç olacaktır. Aynı zamanda o yanıcı bir gaz olduğu için patlaması da meydana gelebilir. Hatta şöyle bir olay var. Onu da anlatıp videoyu bitirmeye doğru geçebiliriz. Bazı durumlarda arabanın benzin hattında hiçbir sıkıntı olmuyor. LPG hattında hiçbir sıkıntı olmuyor. Elektrik hattında bile hiç sıkıntı olmuyor. Fakat klima gazı dışarıya yayıldığı için araba yangın çıkartabiliyor. Araba kaza yaptı. O hatlarda bir sıkıntı yok. Ama klima sisteminde bir arıza oluyor. Bu boru patlıyor, çatlıyor. Oradaki çıkan gaz ateşle buluştuğu anda, motorun sıcaklığıyla buluştuğu anda ne yazık ki araba yangınları da oluşabiliyor. Bu eski zamanda B5.5 Passat'ta çok oluyordu. Sonra tabii o onarıldı. Ama ilk zaman o arabayı alanlar bu durumdan çok sıkıntı yaşadı diyebiliriz. Klima gazı ile alakalı son noktayı da anlatıp videoyu bitirmeye doğru geçeceğiz. Klima sistemi genellikle, bakınız, dünya genelinde kompresörün olduğu hat üzerinden gider. Yani hiç kimse kompresörün tersine arabanın başka tarafından dolandırmaz. Kompresör ne taraftaysa, diyelim ki bu arabada yolcu tarafında, yolcu tarafından dolanmış bütün ana kablolar, ince kablolar, filtreler, ondan sonra dolum ağızları, çıkış ağızları, kalkıp dolum ağzını buraya, çıkış ağzını buraya koymaz. Tasarım hatasıdır. Sıkıntı yaşarlar. Bu olmaz. Zaten tasarımdan geçemediği için o hayata gerçekleştirilmez. Genellikle hangi taraftaysa, özellikle bu Astra G'lerde veya Avrupa arabalarının birçoğunda bu yolcu tarafında oluyor. Yolcu tarafında olduğu için sistemde bu taraftan kaynaklıdır. Kalkıp burada klima gazı ile alakalı hiçbir bağlantı, hiçbir noktayı bulamazsınız. Burada bulacağınız nokta nedir? Var mıdır? Vardır. O nedir peki? O da kalorifer sistemidir. Arabada genel şartlarda iki tane ısıtma, soğutma sistemi bulunur. Isıtma sistemleri motor bloğunun ana hortumun giriş çıkışıyla aynı olduğu noktadadır. LPG sistemleri veya bu su genleşme kabı da aynı yerdedir. Soğutma sistemi olan, yani klima soğutma sistemi de genellikle devir daimin bu kasnakların olduğu noktadır diyebiliriz. Bu konuyla alakalı çok daha fazla bilgiler verebiliriz. Fakat yüzeysel olarak anlatacağımız budur. Bir sonraki videoda klima sistemlerinin parçalarını tanıyacağımız, tanıtacağımız, anlatacağımız bir video gelecektir. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye mahallesi olarak sana teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun ve lütfen unutmayınız. Yakın zamanlarda çok daha güzel videolar ile sizleri buluşturacağız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bu sevimli dostumuz da burada duruyor. Hadi hayır alamet. Hayırlı günler.